sağlanmadığında hukuksuzluk ve demokrasi krizi başlar. Bunlar da birer kısır döngü içerisinde toplumun varlığında yaralar açar. Elbette bu yaralara yerleşen, toplumu kemiren kurtlar da vardır. Adalet ve hukuk tesis edilmediğinde cumhuriyet düzeni bile isteye bozulduğunda AK Parti iktidarının ruh ikizi olan partiyle birlikte icra ettiği oyunlarda asla sona ermez. Kayyum uygulaması tam olarak böyle bir hadisedir. Hakkari Belediye Başkanı seçilen kişi tam 10 yıldır yargılanıyormuş. Hem de terör suçundan. Kimse bu kişinin neden aday gösterildiğini tartışmıyor. Sanki bugünler düşünülmüş, planlanan vadede toplumsal bir kargaşaya vesile olacak şekilde beklemişler. Geçen hafta da söylemiştim ya, sokak hayvanları yasasıyla ilgili olarak da aynı şey geçerli. Bunlar bekliyorlar. Batak oyununda kozunu bekleten kahve müdavimi gibi bekliyorlar. En hafif tabir bu çünkü. İdarenin işleri takdir yetkisini aşıyor. Soruşturmayı aşan savcı FETÖ'cü olmaktan da başka bir mahkemede yargılanıyor. Dava sonlanmadıysa bu kayyumu neden atıyorsunuz da memleketi karıştırıyorsunuz? 3 gün sonra davanın karar duruşması var. Dava karar duruşmasından sonra verilen karara bakarak herhangi bir şey yapmadan kanunun icaplarını, kararın icaplarını yerine getirerek bu meseleyi halledebilirsiniz mesela. Diyorlar ki efendim yurt dışına kaçacakken kızının evinde banda yakalandı. Devletin yetkilerini kötüye kullandıkça idarenin takdir yetkisiyle iktidarın inadı birleştikçe işte gerçek devlet itibarını ortadan siz kaldırıyorsunuz siz. Yetkilerinizi o kadar kötü kullanıyorsunuz ki terör çemberinde cirit atanlar dahi sayenizde masumiyet karinesine yaslanabiliyorlar. Çünkü her zaman en başta yapmanız gerekeni hiçbir zaman yapmayıp en son yapılacak işi en başta yapıyorsunuz. Kayyum yetkisini kanun hükmüyle kararnameyle aldınız. Kanun hükmünde kararnameyle aldınız. 15 Temmuz'da icat ettiğiniz yetkiyle o yetkiyle neler yaptınız bakın. 5393 sayılı belediye kanununun 44, 45 ve 46. maddeleri kayyumu düzenliyor. Yasanın özü şu, bir belediye başkanının görevi sona ererse belediye meclisi kendi içinden belediye başkanını seçer diyor. Yani yasanın özü ne? Yasanın özü seçim. Yerel yönetimleri atanmışların değil seçilmişlerin yönetmesi. Ama 674 sayılı kanun hükmünde kararnameyle buna bir madde eklediler. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra da uygulamaya koydular. Terör suçu varsa merkezi idare bir belediye başkanını atar dediler. Şimdi neden bahsediyorum? Terör suçluları belediye başkanı mı olsun istiyorum? Elbette hayır. Ama şimdi belki de Musavat Dervişoğlu terör seviciliğine soyunmuş diye manşette atabilirler. İstediğiniz manşete atın. Ben mazisi kendisine kefil olan adamım. Hayatım bölücülükle mücadeleyle geçmiştir. Ben hakkı, hukuku savunmak mecburiyetindeyim. Böyle manşet atabilirler. Benim sözümü iyi anlasınlar. Benim sözüm Hakkari dururken Kandil'den Hakkari'ye aday atayanlara ve buna müsamaha gösterenleredir. Benim sözüm devleti doğru yönetme iradesi sergileyemeyenlere devleti haksız, teröristi haklı gösteren gafletin sorumlularınadır. Öyleyse atacakları manşeti ben söyleyeyim de öyle atsınlar. Hukuku istismar edenlerle
demokrasiyi istismar edenler bir ve aynı kimselerdir. Aynı zihin dünyasına sahip oldukları gibi aynı güç ve iktidar saplantısı içindeki kimselerdir. Milletmiş, iradeymiş, insan haklarıymış, demokrasiymiş, ikisinin de umurunda değildir. Bu anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi ile DEM Parti birbirine en yakın iki siyasi partidir. Onları ayıran yegane şey günün koşullarında arızidir. Çünkü onları ayıran şeyler değil, birleştiren şeyler daha fazladır. Hem de çok daha fazladır. İki partinin de derdi kendilerine örtü ve payanda yaptığı kavramlarla ulus devletle ve cumhuriyetle hesaplaşmaktır. Bu konuda en büyük ittifak yine bu iki parti arasındadır. Geriye ne kalıyor? Hukuksuz devlet, demokrasisiz millet, kimsesiz cumhuriyet. Her fırsatta hatırlatacağım demiştim, burada da tekrar ediyorum. Unutmayacağız demiştim. İşte Dolmabahçe görüşmeleri de buydu. İşte Oslo görüşmelerini gölgeleyen sır perdesi de buydu. Hukuksuz devlet, demokrasisiz millet, kimsesiz cumhuriyet. Ve herkes kırmızı çizgilerden bahsederken bayrağın kırmızısına gölgeler düşüyor. Vatanın sınır çizgileri kırpılıp doğranmak istiyor. Hayır, Türk milleti demokrasiyi hak ediyor. Hukuku hak ediyor. Müstevlilere rağmen, terör sevdalılarına rağmen, zorbalara ve vandallara rağmen bunu başaracaktır. Gaspıralı İsmail, milletine hizmet etmek istiyorsan bildiğin işten başla der. Milletçe gördük ki ekonomiden başlayamazsınız. Ortodoksunu da heterodoksunu da bilmiyorsunuz. Milli eğitimden başlayamazsınız. Tarihinizi bilmiyorsunuz, tarih şuuruna sahip değilsiniz. Adalet sisteminden başlayamazsınız, adaleti bilmiyorsunuz, hakkaniyeti bilmiyorsunuz ve hukuk tanımıyorsunuz. Emeklinin sıkıntısını, işçinin sorunlarını, gençlerin umutlarını yitirmesini, kadınların suskunluğunu, göçmenlerin yüzsüzlüğünü bilmiyorsunuz. Kara gün dostu değilsiniz. Karadeniz'in çayını, fındığını, mısırını, Çukurova'nın pamuğunu, Konya Ovası'nın buğdayını, zengin coğrafyamızın meyvesini, sebzesini, bitkisini, böceğini, hayvanını sevmiyorsunuz. Kendinizi hepimizin sahibi zannediyorsunuz. Bu sebeple dostumuz da değilsiniz.